Soru tarzları var zaten çembersel harekette. Bunları öğrenirsen her şeyi öğrenmiş oluyorsun. 250 cm uzunluğundaki bir ipin ucuna soruda sana şekil vermediyse şekli kendin çiz ki görmen kolay olsun. Bir ipin ucuna m kütleli bir cisim bağlamışız. Düşey düzlemde düzgün çembersel hareket. Yani dönme dolabın hareketi gibi ve düzgün hızı her noktada farklı bir değerde değil. Cisim üst noktadan geçerken üzerindeki kuvvetler 1 gerilme kuvveti, 2 cismin ağırlığı. İkisi de merkeze yönelik. Bunların toplamının merkezcil kuvveti sağlaması gerekiyor. En küçük hız değeri sor istediği için merkezcil kuvvetin en küçük değerini almam gerekiyor. Şu ikisi üzerinde düşündüğüm zaman T'nin sıfır olması. Yani benim cismim bu noktadan ancak geçebilsin, ip hiç gerilmesin, ağırlık, merkezcil kuvvet olarak bu çembersel hareketi yapmasını o anda sağlasın. Yani yörüngenin şu bükülmesini sağlasın ve tabi o zaman ne olmuş olacak? En küçük hız değerini bulmuş olacağım. Merkezcil kuvvetim cismin ağırlığına eşit olmalı. mv kare bölü R'yi MG'ye eşitliyorum. M'leri gönderdim. 10 çarpı 250 santimetreyi metreye çevirmeyi unutmuyoruz. 2,5 metre yaptı. V kare eşittir. 25 V eşittir. 5 metre bölü saniye. Eğimli virajda emniyetli hareket. Öncelikle şunu söyleyelim. Yol virajlı. Bu yolda neden eğim veriyoruz? Güvenli geçişi sağlayabilmek için. Çünkü cisim çembersel hareketin içerisine girecek. Merkezcil kuvvet sürtünmenin az olduğu durumlarda, mesela kar yağdıysa, yol buzlandıysa arabanın geçişini sağlayamazsa bu eğim sayesinde merkezcil kuvveti Elde etmek istiyorum ve güvenli bir geçiş sağlamak istiyorum. O yüzden eğimi veriyoruz. Cismin üzerindeki kuvvetleri gösteriyoruz. Bir ağırlık, iki tepki kuvveti. Bu şekil sana tanıdık gelmeli. Önceki derste çok benzeri vardı. Ve tepki kuvvetini bileşenlerine ayırıyorum. Cismin üzerindeki kuvvetleri bir görelim yani. Sonra enin yatay bileşeni. Burada bu bunu dengeler. Yani en y'nin mg'ye eşit olduğunu yazıyorum. Nx de hareketin devamı için gerekli olan merkezcil kuvvettir. Şuradaki üçgende buraya da alfa diyebilirsin. Ya da şuradan görebilirsin. Tan alfa eşittir. Nx bölü n -Y, karşı bölü komşu. Nx merkezcil kuvvetli açalım m ve kare bölü r. n y m G kadardı. m'ler gitti ve tan alfa eşittir v kare bölü r. v kare bölü r'nin merkezcil ivme olduğunu hatırlayalım. a bölü g'dir sonucum. Eğimli virajla ilgili bir soruyla karşılaştığında direkt bunu yazarsan çok kolay bir şekilde çözeceksin hiç problem yaşamayacaksın. Tanjant alfa eşittir. A bölü G'yi yazıyorum. Sonra bana ne sorduysa buradan ona geçme şansım var. Şimdi hızının büyüklüğünü soruyor. Tamam. Tanjant 37. Sinüs 37 bölü kosinüs 37 yani 3 bölü 4'tür. A, G çekim de 10'dur. İvmemiz 15 bölü 2 metre bölü saniye karedir. Ama bana bunu sormuyor. Ne yapacağım? Şurada ikinci parçasında a eşittir v kare bölü r'yi uygulayacağım. 15 bölü 2 eşittir. Hızı ne olmalı arabamın? Evet, yarıçapın 120 metre. Birimlere de dikkat ediyorum. V kare eşittir. Şimdi 120 ile şu 2'yi sadeleştirdim. 60 çarpı 15 900. Bu araba 30 metre bölü saniyelik hızla o eğimli virajı güvenli bir şekilde geçebilecek. Bu da çok kitaplarda karşına çıkacak klasik bir soru. Ama artık çembersel hareketle ilgili her şeyi biliyorsun. Sadece uygulaman gerekiyor. Yeni bir şey olarak düşünme. Ne yapıyordum ben? Hemen cismin üzerindeki kuvvetleri yerleştiriyorum. Bir cismin ağırlık kuvveti var. Burada sürtünme olmalı yoksa bu cisim pat diye aşağıya düşer. Ve o düşüşü engellemek yönünde ağırlığa zıt yönde sürtünme kuvvetini çiziyorum. Başka bu cisimle şu silindirin yüzeyi arasında yani tepki kuvvetim var en olarak gösteriyorum. Cismin üzerinde 3 kuvvet var. Şu an üçünü de yazdım. Ve bu cisim bu kuvvetlerin etkisiyle evet burada çembersel hareket yapabiliyor. Orada kalarak o silindir dönerken o da onunla birlikte dönebiliyor. Peki ne olması gerekir? Merkezil kuvvet lazım bana. Merkeze yönelik tek bir kuvvet var. O da tepki kuvveti. Ve bunun merkezcil kuvvete eşit olması gerekiyor. Önce bunu yazalım. Sonra da düşeyde kalabilmesi için aşağıya düşmemesi için sürtünme kuvvetinin ağırlığı dengelemiş olması gerekiyor. Sürtünme kuvvetinin K çarpı N olduğunu bir hatırlatalım. Hiçbir zaman KMG yazmıyoruz. Çünkü N Yüzey etki eden dik kuvvetlerin bileşkesidir ve duruma göre değişebilir. K çarpı N eşittir Mg. Peki burada N neydi? Merkezcil kuvvetti. M ve kare bölü R olarak yazdım. Yine M'leri gönderiyorum. V kareyi çekebilirsin. Ezberlemek zorunda değilsin. Gr bölü K. Gr bölü k şeklinde son halini bu şekilde yazalım. Soruda açısal hızdan bahsettiği için evet bu da lazım olacak zaten açısal hızlı bağıntısını yazalım. M omega kare r eşittir mg'dir. M'leri gönderdim. V kare eşittir. Burada yerine yazarak da bulabilirsin. Evet. G bölü Kare şeklinde açısal hızı hesaplamam gerekecek. Şimdi sadece yerine yazıyorum. G10 sürtünme katsayım 0,5 R yarıçapım 1 metre. O zaman ne çıktı? Omega'nın karesi 20 çıktı. Açısal hızım 2 kök 5 radyan bölü saniye olmalı. Bununla ilgili şunu söyleyeceğim. Bu tarz bir silindir sorusunda o cismin orada güvenli bir şekilde dönebilmesi için sürtünmeyi artır, ağırlığını azalt ve aynı emniyetli virajda dediğim gibi bunu yaparken bu işin kütleye bağlı olmadığını sakın unutma cismin üzerindeki kuvvetleri yazarak dikkat ediyorum sürtünme varmış o sürtünme kuvvetini hemen bir hesaplayalım k çarpı n 0,5 çarpı cismin zemine uyguladığı dik kuvvet 20 newton olduğu için sürtünme 10 newton çıktı peki ipteki gerilme kuvveti var ve bu gerilme kuvvetinin t diyelim bu t Aynı ip olduğu için burada da 40 newton'u yerleştiriyorum. Şöyle oluyor. Bu cismin ağırlığı bu ipte gerginlik oluşturuyor ve 2 kilogram kütle üzerinde merkeze yönelik 40 newtonluk bir kuvvet elde etmemi sağlıyor. Şimdi geldim sürtünme kuvvetinin ne tarafa yerleştireceğim? Soruda benden istediği duruma göre açısal hızın en fazla olmasını istiyor. Şimdi açısal hız merkezcil kuvveti direkt etkileyecek. Açısal hız fazla olursa merkezcil kuvvet de büyük olacak. O zaman ben sürtünme kuvvetini merkezcil kuvveti artıracak şekilde yani merkeze yönelik yazayım ki şu anda benim merkezcil kuvvetim 40 artı 10 50 Newton oldu. İkinci ihtimal de şuydu. Şimdi bu iki kilogramlık kütle 40 Newton'luk gerilme var. Sürtünmeyi bu tarafa yazarsın. O zaman merkezcil kuvvetin 30 Newton çıkar ve bu durumda da o tablanın minimum hızını hesaplarsın. Merkezcilin küçük değeri, merkezcilin en büyük değeri iki ihtimalim var. İkisinde de cisim dönüşünü devam ettirebilecek. Bunu açalım artık. Ee, M Omega kare Çarpı R 50 eşittir. Cismin kütlesi 2 kilogram. Açısal hızın karesi. Yarı çapımız 50 santimetre. Bunun anlamı 1 bölü 2 olması. Omega kare eşittir. 50 ee, 5 Kök 2 radyan bölü saniyedir. Bunlar düzgün çembersel değil. Bu farkı çok iyi algıla. Şundan dolayı değil, serbest bırakılan cisim düşey eksenden geçerken yani burada biraz yer sıkıntısı olacak gibi ama şöyle. Tam şu noktadan geçerken bir kere Cismin hızının büyüklüğü sabit değil. Cisim aşağıya doğru indikçe MGL kadarlık şu seviyeyi 0 noktası kabul ettim. Potansiyel enerji 1 bölü 2 MV kareye dönüşecek. Burada şunu yapmıyorum. M'leri götüreyim falan. MV kare bölü L'yi elde ediyorum. Nedir? 2 mg kadar. Bu kim? F merkezcilin formülü değil mi bu? Ben bu cisim tam şuradan geçerken merkezcil kuvvet 2mg kadar olmalı demiş oluyorum. Peki bunu kim sağlayacak ona? Bir ipteki gerilme kuvveti. Şimdi üzerindeki kuvvetleri yazıyorum. 2 cismin ağırlığı. Ha bunların sonucu 2mg olacakmış. Yani T'den mg'yi çıkardığım zaman 2mg kalmalıymış. Demek ki ip gerilmem 3 mg. Aşağı noktadan geçerken ipteki gerilme, koltuğun uyguladığı tepki kuvveti bunlar maksimum oluyordu. Burada da gerilme maksimum olmuş. Bu da düzgün çembersel değil. Her seferinde söylüyorum. Aradaki farkı güzel anlarsan soru çözümünde hiç problem yaşamazsın. Sürtünmesiz ray K noktasından V büyüklüğündeki hızla atıldı. Yarı çapı 2 metre olan çembersel yörünge üzerinde L noktasından ancak geçebilmesi. Bunun mantığını da biraz önce anlatmıştım. Bu cisim tam şu noktadan geçerken üzerindeki kuvvetler 1, Mg, 2 tepki kuvveti. Ama tepki kuvvetim olmasın sıfır olsun ki ancak geçebilmiş. Hani böyle sadece oradan geçmiş ama ra ile arasında bir etkileşim oluşmamış. E ne olacak o zaman? Benim MG dediğim kuvvet merkezcil kuvveti sağlamış olacak. Peki merkezcil kuvvet ne demek? M V L kare oradan geçerkenki hızı bölü yarıçap. Şimdi bir şey daha yapacağım. K noktasından L noktasına gelinceye kadar bunun hızının değeri değişiyor. Neden? Çünkü düşeyde bu hareket kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüşüyor. Bunu bu dönüşümü yazmam gerekiyor. K ve L noktalar arasındaki enerji dönüşümü. K noktasında kinetik enerjisi var. L noktasına geldiğinde m g 2 l. 2R diyelim biz ona potansiyel enerjisi artı 1/2 m vL'nin karesi kadar kinetik enerjisi var. Şimdi bunları birleştirerek V'nin kaç olduğunu bulmuş olacağım. 1/2 mv kare 2mgR artı şu ifade bana burada bir tanıdık geldi. M ve şunu MGR olarak yerine yazıyorum. 1 bölü 2 MGR ve kare bölü 2 2 yarım 5 bölü 2 GR Emleri de göndermiştim ya. Bunları bunları. 5 çarpı 10 çarpı 2'yi de yerine yazalım. Demek ki hızım 10 metre bölü saniye. Evet düzgün çembersel hareketi de bitirmiş oluyoruz. Buraya kadar izlediğin için teşekkür ederim. Kanalıma abone ol. Başka derslerde görüşmek üzere.